Tam 2 yıl önce terör örgütü PKK İzmir Adliyesi'ne saldırmıştı. Hedef 15 Temmuz davasına bakan hakim ve savcılardı. Bombalı saldırıyı erken fark eden Fethi Sekin, teröristlerin yerini tespit etti ve adeta merminin üzerine koştu. O görüntüler Türk milletinin hafızasına kazındı. Kahraman şehit polis Fethi Sekin o gün varlığını Türk varlığına armağan etti ve büyük bir faciayı önledi. Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, terör örgütlerinin emellerine ulaşamayacağını vurguladı. Bu kurşunların üzerine yürüyen yürek, bu milletin kalbinde, yüreğinde olduğu müddetçe elbette hiçbir hain kuzu gerçeğini bulamayacak, ulaşmak istedikleri hedefin hiçbirine varamayacaklar. Bu ülke için canlarını feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize minnet ve rahmet diliyorum. Saldırıda ağır yaralanan Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz, olay anını ulusal kanala anlattı. 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi'ne bir dava açmak için gelmiştim. Tam polis kontrol noktasını geçtiğim sırada bir aracın hızla gelip polis kontrol kulübesinin önündeki görevli polis memuruna çarptığını gördüm. 3-4 saniye sonra araç büyük bir gürültüyle infilak etti. Önce sol bacağımdan bir mermi girişi olduğunu hissettim. Adliye C blokta o gün görevli FETÖ soruşturmalarını yürüten hakim ve savcıların toptan imhasının öngörüldüğü açıkça anlaşılıyor. Fethi Sekin'i hemşerileri de unutmadı. İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği şehit Fethi Sekin için anıt yaptırdı. Şimdi 2 yıl önce burada adliyede büyük bir katliamı önleyen değerli hemşerimiz Fethi Sekin polis memuru. Onun adına bir anıt dikmek istedik. Elazığ'ın meşhur vişne mermerinden.